aşk var sevgili Hande Ertekin'le birlikte. Evet. Evet. Çok yakışmışsınız birbirinize. Bulmuşsunuz birbirinizi. Öyle diyorlar ya. Çok yakıştırdılar bizi aslında. Evet. Bulduk biz birbirimizi. İki deli nasıl buldun? Öyleydik diye. İki deli bir araya gelmedik. Nasıl buldunuz birbirimizi? Ya benim bir haber spikeri arkadaşım Öykü Cengiz var, onun arkadaşı. Onun sohbasıyla tanıştık. Hani ben diyordum ya, görücüsüyle bir gün belki birisi olur falan diye. Resmen gerçek oldu. Gerçek oldu. Görücüsüyle, görücüsüyle oldu. Oldu yani, evet, onun arkadaşıydı, öyle tanıştık. Dedi, arkadaşımı tanıştırayım mı dedi? Yok, tesadüfen işte bir ortamdaydık. Ondan sonra öyle tanıştık, öyle kaynaştık. Sonra görüştük falan derken. Kaç ay oldu? Vallahi dördü bitirmişiz ya. Beşe doğru gidiyoruz. Maşallah, evet. Yani Allah nazarlardan korusun. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Bu yaz yani bekar girmiyoruz. Evet, bu yaz bekar girmiyoruz arkadaşlar. Bunu derken hani evlilik falan diye düşünmeyin. Aha, tabii ki. Tabii çok erken ama kısmet. Aşkını anlatırken kaptırıyor kendini Hakan Peker. Pozitif yanını seviyorum. Çok güler yüzlü, çok şey, nedir o? Yani çok gülmesi çok hoşuma gidiyor. Ondan sonra ama onun böyle bir şey yanı var, idareci yanı var. O idareci yanı biraz sert. O hallerini çok sevmiyorum onun, çok fazla şeyini. Ama o dominant tarafı mı? Dominant tarafını çok sevmiyorum. Çok biz, ben de dominantım çünkü çatışıyoruz orada. Ondan sonra ama o kadınsal daha naif tarafı hoşuma gidiyor. Konuşabiliyorsun. Ne konuşuyoruz tabii canım. Çok konuştun, sen çok sus diyorum, biraz susuyor o zaman. O bana bazen diyor, sen çok konuştun, sen sus diyor, tamam diyorum. Sevgilisi Hakan Peker'le arasındaki 19 yaş farkının gündeme taşınması rahatsız etmiş usta sanatçıyı. Algı olarak sanki hani yaşından çok küçük birisiyle çıkıyormuşsun gibi bir algı yaratıyor. 20 yaşında birisiyle çıkıyormuşsun gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Tabii hoş değil aslında bu yani. Ondan sonra... bilmiyorum, o anlamda birazcık benim hep bu yaş olayı hep devam edecek gibi geliyor yani. Bu hep konuşulacak. Yani aslında şöyle, 50 yaşında birisiyle de birlikte olsan galiba ya, kendinden 10 yaş küçük. Ya ben şimdi 50 yaşında birisiyle, kendimden küçük birisiyle beraber olamıyorum yani. Yani fiziksel olarak olmuyor. Yani resim olarak iyi durmuyoruz yani. Yani sınır 40. 40 mı? Yani evet, evet yani. Evet, olmuyor. Ama ya bir yaş sınırım var. Benim ama flört ederken tabii ki bir yaş sınırım var. Tabii ki yani işte dediğim gibi yani 30'ların üstü. Yani 30'la 40 arası. Yani işte o civarlar, 40 falan işte o civarlar. Ama hani 50'nin üstü, 60'ın üstü ya da yaşıtın yok. Yok. Ama işte o senin belki görüntünle alakalı. Yani... Evet. Herhalde. Ne yapayım? Asiye Hakan Peker'i sıkıştırmaya devam ediyor. Umarız anne hanım bu röportajı izlemez. Seviyor musun anne? Ha, efendim? Seviyor musun? Tabii ki sen sevmediğin insanla beraber olur mu? Tabii ki. Yani böyle bir kelebekler falan uçuşuyor mu? Kelebek melebek uçuşmuyor da. Arı sokuyor dermişim. Anne bunları izliyor yalnız. Öyle, öyle mi? Ya yok şey, tabii ki yani esprisi var işin için. Tabii ki insan sevdiği insanla beraber olur. Yani bunu onu görünce heyecanlanıyorsundur muhakkak. Yani. Sen var ya terapist gibisin ha, yani biliyorsun değil mi? Yani böyle tam aldın dedikledin yeter artık yani. Yani öyle mi oluyor, böyle mi oluyor, şöyle mi oluyor? Yani buradan belki Hande'nin duymak istemediği şeyleri duyurmaya çalışıyor. Belki de Hande'nin duymak istemediği şeyleri duydu. Hı. Ve şu anda bu röportajdan sonra biz ayrılacağız. Aman Allah korusun Hakan Bey, aşkınıza nazar değmesin deyip kahkahalarla veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu keyifli yani, röportaj. İnşallah keyiflidir. Montajda inşallah keyifli bir şey çıkar. Sana güveniyorum. Güven bana. Tamam.